Ya Kim Min-jae vardı stoper. Sattıktan sonra Fenerbahçe bir daha yerine öyle bir stoper koyamadı. Onun üzerine 4 tane 5 tane stoper aldı ve aldı. O kıymette bir oyuncuyu alamadı. Ama o tabii bütçeyle ilgili bilgi. Ali Koç gibi güçlü bir adam. Yani Yani Ferdi'nin yolu yeri dolmaz mı? ya Bek olarak doldurabilirse doldurursun abi yani. Ya Bostan Hoca'yı koyarsın ne bileyim. Artık onlar bilir onu işte. Ben onu bir ama böyle doldurabileceksen yerini 40 milyon euro al dediği gibi hocanın da cebine koy. Eyvallah da helalleş gitsin. Ama Çünkü cebinde ona karar durduğu zaman verecek. 40 milyon sen Ferdi gibi oyuncuları bulursun Bir de yani. şunu anlamıyorum. Madem adam Olabilir. duruyorsa neden adam oynamıyor? O da ayrı bir tabii soru. Adamı neden 74'te oyuna alıyorsun? Ya hiç alma ya da adamı kadroya aldıysan ilk 11'de başlat. Burada zararı gören Fenerbahçe. Sakatlanmasın diye babacığım kurban olayım. Tamam abi. 5 Adam dakika ya 96'da 10 dakika girse Gökmen abi yine olacaksa sakatlanma yine riski olur. yok mu Sakat abi? 90 dakika başka 4 dakika 5 Ne dakika alakası 10 var dakika abi? başka abi ne diyorsunuz Otobüse ya? binerken de Yok sakatlanabilir abi ne abi. sakatlanıyor öyle değil. O hikaye o. Sevgili Otobüse abi benim binerken. anlamadığım orada ne var biliyor musun? 20 dakika oynamışsınız. Fenerbahçe takımı birinci yarı bitiyor tamam mı? 2-0 Önde. öndesin. Yanında oturan adamlar var. Yanında oturan adamların 3 tanesi, 4 tanesi oynayanlardan daha iyi oyuncu. Anladın mı? Doğru. Ha, sen onları sokacaksın orada. Neden onları sokacaksın? Çünkü sen o adamlar olmadığı zaman efendim Fred olduğu zaman benim takımım iyi oynuyordu. Ferdi olduğu zaman benim takımım ucuma kalkıyordu. Öbürü olduğu zaman bunu yapıyor. E sen o adamları tuttuğun zaman bir laf etti demin. Bak hoca dedi ki oynamayan oyuncu mutsuzdur. Onu kimse mutlu edemez. O sahaya çıktığı zaman mutlu oluyor. Oynadığı zaman, oynamadığınız zaman adam hangi maçtan çıksın karısıyla kavga eder evde. Sus ulan der ne konuşuyorsun der. Sinirli çünkü adam. Tabii. Oynadığı zaman rahatlıyor adam. İyi adamı oynatmaya Bir de mecbursun. oynamayan adam dedikodu yapar abi. Kulübeyi karıştırır. Adam bulur Heh. iki tane. İki Kendine. tane adam bulur. Ulan bu hoca mı der Hep vardır abi kardeşim o. Bir Takımlarda hocaya da sorun. Takımlarda vardır. Oynamayan zaten dedikodu şeyidir. işte. Koridor Onu yahut da ne söylemeye bileyim çalışıyorum. oturdukları yerler de hep konuşurlar Ya eder hocanın ama altını oyarlar. hoca Doğru. da Oyar hoca tabii da ya. hoca da bunu bilir, duyar zaten. Hocam nelerdir var. Hayır, Yani söylediğinin ne kadar doğru olduğunu söylemeye çalışıyorum. şimdi Oynamayan adam mutsuz çünkü arkadaş. ben o zaman size bir bilgi aktarayım hocam. Müsaade ederseniz kusura bakmayın. Siz devam edersiniz. Bana gelen çok önemli bir bilgi şu. Ferdi Kadıoğlu 40 milyon euroya satıldı. Brighton'a. Satıldı. Ben takım ismi vermeyeyim. Yani bunu söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu satıldı. Hatta onun üstüne bir şey daha söylemek istiyorum, ekliyorum. İlkay Gündoğan ile görüşmeler şu anda devam etmekte Fenerbahçe için. Bu olur olmaz bilmiyorum ama bana o kadar net bir yerden geldi ki bir tanesi bu görüşmenin içinde olan bir şahıs. Hayırlısı olsun o Peki zaman. Adnan Aybaba'nın 40 milyon. iddiasını verelim. Ferdi gitti. İlkay gelebilir diye Evet, verelim. yüksek ihtimal. Tamam. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Peki. Siz buyurun devam edin. Şimdi benden bu kadar. Kaç Tabii. yaşında İlkay? 33 değil mi? 31. İlkay 31 şimdi dedi. 33-34. Barcelona'ya veda etti. Barcelona opsiyonu kullanmadı. Manchester City'ye geri döneceği konuşuluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor. Arabistan'dan talepleri var. Senin hocam Almanya'da kulağına gelen bir şey var mı İlkay Gündoğan'la ilgili? Ya ben de bizim medyadan takip ettim. Dediklerinin aynısı. Ama tabii ki Barcelona'dan ayrıldı. City'ye tekrar geri dönebilir mi bilmiyorum. Yani bu tarafların olması daha muhtemel bana göre. Yani şey Guardiola istiyor diyorlar. Ben hani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu anlamda çarpışacağını düşünüyorum. İlkay'ı almak için. Fenerbahçe bir haftadır görüşüyor. İlkay'la. Galatasaray da 2 aydır görüşüyor. Hatta bugün Dursun Özbek İlkay ile ilgili Doğrudur. Doğrudur. O doğru. almamız zor ama ilgileniyoruz dedi. Fener parayı bastırır alır mı? Onu Olur. diyorum işte. Başla görüşme Bir de orada. adamın bonservisi elinde. Hiçbir şey yok. Peki Fenerbahçe'yi toparlamak gerekirse Fenerbahçe bölümüyle ilgili son sözlerini alayım hocam. Sonra Galatasaray'a geçelim. Yani bu hafta bitti. Önümüzdeki haftaya baksınlar. Önümüzdeki hafta alınacak sonuç önemli. Burada kalmasınlar. Çünkü Fenerbahçe'de olan ufacık şey çok büyütülüyor. İşte
Ali Bey'in oradaki şeyi formal olarak bakarsanız yanlış gibi gözüküyor. Ama bir taraftar kitlesi arıyor adamı, diyor ki başımız belada, bizi sokmuyorlar. Yani bir başkan o taraftarın o isteğine duyarsız kalamaz Türkiye şartlarında. Dolayısıyla oraya gitmesi, yok niye arkadan geldi, niye önden gitti. Ali Bey oradaki yaptığı şeyi bana ceza da verseler benim oraya gitmem gerekiyor mantığıyla gitmiştir diye düşünüyorum. Yoksa o da bilmiyor mu oraya giderse maç oynanırken doğru olup olmadığı. Ama biraz da aklın önüne duygu geçmiş. Böyle bir milletiz biz. Sonra işte tartışıyoruz. Herkes başka bir şey söylüyor gibi oluyor. Bunları unutsun Fenerbahçe. Üstüne çeksin ki bu haftadan öğrendiği ne varsa öğrensin. Ama önümüzdeki hafta bilsin ki beklenti çok büyük. Ona göre davranmaya çalışılsın.